Türkiye Erdoğan sonrasını hazırlanıyor başlığına geçebiliriz. Fakat geçen hafta Erdoğan'ın sağlığı meselesini konuşmuştuk. Sonra işte yürüme görüntüleri yayınlandı. Ankara'ya gittiği görüntüler yayınlandı. Sonra bir basketbol görüntüsü daha paylaşıldı. Buyurun, Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Reisimizin, büyük liderimizin basketbol maçından görüntüler seyrediyoruz. Evet, sağlık problemleri konuşuldu. İşte öldü mü söylentileri çıktı. Bununla ilgili operasyonlar yapıldı. Bu söylentiyi yayanlara vesaire. Ama sonra görüntüler paylaşıldı. Yine bir basket oynadığı görüntüler paylaşılmış oldu. Servis edilmiş oldu. Şimdi herkes şunu merak ediyor. Aslında Türkiye Erdoğan'ın kaybedeceğini görmeye başladı. Çünkü en son yapılan belediye seçimlerinde, yerel seçimlerinde birçok büyük şehirde kaybetti AKP ve AKP'nin kaybedebileceği görüldü. Şimdi ekonomik veriler de ortada, milletin yaşadığı sıkıntılar da ortada ve her gün patlayan AKP lağımı da farkında ve bu da görülüyor çünkü koku sarıldı etrafa. Aynı zamanda AKP bağlantılı TÜGVA'dan sızan belgeler var. AKP'lilerin müthiş zenginleşmesi meselesi var. AKP'li iş adamlarının zenginleşmesi meselesi var ve yeteri kadar vergi vermemesi meselesi var vesaire. Bunlar konuşuluyor ve bu da seçimi kaybedecek algısının kuvvetlenmesine de sebep oldu. Geçen hafta hatırlayacaksınız, bürokratlar belge imha etmeye başladılar vesaire demiştik. Bu noktada AKP bir sonraki seçimlerde kaybedecek olursa Türkiye'de neler olur? Mesela Bedettin Bey, senden başlayalım. Az önce dedin ki özellikle muhalefeti konuşmamız lazım, muhalefetin organize olması lazım, birlikte hareket etmeleri lazım dedin. Bu Türkiye gerçeğine uygun bir öngörü mü sence? Ne diyorsun? Ya şöyle, netice itibariyle biz gazeteciyiz. Analizler yapmaya, Türkiye'deki gerçekliği okumaya, oradan bir yol almaya çalışıyoruz. Yani gönlümüzden evet, geçenleri, arzu ettiğimizi söyleyebiliriz. Ama bunu söylediğimizde bunun karşılığına bir siyasal söylem, bir siyasal duruş, bir organizasyon, bir şey koymanız lazım. Koymayınca böyle söylüyoruz, söylediğimizde kalır. Ama gerçekliğe baktığınızda şunu görüyorsunuz. Erdoğan bugün neyi ispat etmeye çalışıyor? Yürüyebildiğini ispat etmeye çalışıyor. Top atabildiğini, basket atabildiğini ispat etmeye çalışıyor. Fiziksel olarak sağlığının normal olduğunu, sürdürülebilir olduğunu, çok kötü olmadığını anlatmaya çalışıyor ve Erdoğan'ın çevresi bunu yapmaya çalışıyor. Buna nereden geldik? İşte Erdoğan'ın buna ihtiyacı var mıydı? Yani buna ihtiyacı yoktu yakın bir zamana kadar. Ama Erdoğan bugün buna ihtiyaç duyuyor çevresiyle beraber. Ve çevresinde de bu konuda pozisyon almaların artık daha net olduğunu görüyoruz. Yani insanlar artık Erdoğan sonrası için kendilerine nasıl bir gelecek olur? Biz bu süreçte, kendi adlarına söylüyorum, kazanımları var. Ama bu iktidar giderse, Erdoğan giderse kendi pozisyonumuzu nasıl koruruz, nasıl devam ederiz sorusuna cevap arıyorlar. Bu gerçeklik ve bunu görüyoruz aşikar bir biçimde. Muhalefet de bunun karşısında adımlar atıyor. Yani ben mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlar çıkışını bu noktaya, memurlar diyelim daha doğrusu, bürokrat deyince farklı anlaşılıyor ama devlet memurlarına dönük verdiği o mesaj, devletin bütün kademelerindeki memurlara verdiği mesaj önemliydi. Bugün bir başka mesaj daha verdi aslında Karar TV'de. Nedir? Ona dikkat ettiniz mi? Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bu çağrıdan sonra bize dedi çokça dedi artık yağmur gibi belge akıyor dedi. Bu akan belgelerle ilgili de şöyle bir şey söyledi. Büyük ihalelerle ilgili Türkiye'nin uluslararası anlaşmaları pek çok önemli konuda bazı belgelerin, gizli anlaşmaların ellerine ulaştığını, bunu da inceleyip değerlendirip kamuoyuna paylaşacaklarını söyledi. Şimdi bakın 17-25 Aralık Türkiye'de yolsuzlukların, ülkenin nasıl hoyratça kullanıldığı, kaynaklarının nasıl peşkeş çekildiği ve nasıl uluslararası bir organizasyonla bir ülkenin yok edilmeye çalışıldığı ortaya çıkmıştı.
Sonrasında muhalefet biraz böyle tavır almıştı ama Erdoğan orada siyasal hamleler yaptı. Gündemi değiştirdi. Devletin içindeki organizasyonları da kullanarak ve yeni ittifaklarla beraber kendisine zaman kazandı. Ve bunu 15 Temmuz süreciyle beraber de perçinledi. Şimdi deniz bitti, karaya oturdu. Ve bugün itibariyle Erdoğan'ın kendi önünü açabilecek en büyük hamlesinin ne olduğunu görüyoruz. Benim sağlığım iyi, hayattayım, yaşıyorum görüntüsü vermek. Bence gelinen bu noktaya buradan bakmak gerekiyor. Muhalefetin böyle bir gündem belirleme ve takip kısmı var. Diğer taraftan iktidarın sıkışmışlığı ve kendi içinde bir parçalanması var. Ve muhtemelen önümüzdeki günlerde AKP içindeki o çeşitli gruplar var. AKP tek blok değil. Kendi içinde bir çeteleşme yapısı var yani AKP'nin baktığınızda. Birçok farklı kitleden oluşan ve güç noktalarından oluşan dengeler var ve o dengelerde ciddi çatlamalar var ve önümüzdeki günlerde o çatlamaları göreceğiz. Peki. Bu troikalar öne çıkacak. Evet. Dolayısıyla evet. Sen Ankara'da yıllarca çalıştın. Ankara'yı da iyi takip eden birisin. AKP'yi de yakından biliyorsun aslında. AKP'nin içerisinde bu güç savaşlarından bahsediyoruz ya. Kimileri diyor ki işte damat Berat Albayrak her ne kadar gözden düştüyse de şu anda yine partide bir yere gelebilecek olan isimlerden birisi. İşte Süleyman Soylu meselesi gündeme giriyor. Hakan Fidan konuşuluyor. Bizim programımızda arkadaşlarımızın iddia ettiği bir isim daha vardı. Hulusi Akar meselesi. Erdoğan sonrasında bu AKP'nin içerisinden yeni AKP'ler ya da AKP'cikler çıkar mı? Yoksa AKP devam eder mi? Erdoğan yerine kimi bırakır? Senin görüşün ne? Ya ben bir dejavu yaşıyorum. Türkiye'de bir dejavu yaşıyor. Ben Fazilet Partisi'ni uzun yıllar takip etmiştim. Parlamento muhabiri olarak. Birçok AK Parti'nin önde gelen, AKP'nin önde gelen isimleriyle de o dönemden ilişkilerimiz vardır. Sonrasında o iktidara geçiş süreci, o dönemdeki hükümet, Ecevit, o ilişkileri, o süreçleri çok iyi biliyorum. Yani yaşadığımdan dolayı tecrübelerim var. Ama mesela bunların artık bir önemi yok bugünün Türkiye'sinde. 20 yıl öncesine döndüğümüzde bunlar hatıraların ötesine geçmiyor. Ama o döneme dair yaşadıklarımdan çıkardığım sonucu bugüne uyarladığımızda şunu görüyorsunuz. Hüsamettin Özkan'ları hatırlayın, Kemal Derviş'lerin geldiği dönemleri hatırlayın, İsmail Cem'leri hatırlayın, diğer siyasi partilerdeki Mesut Yılmaz'ın, Bahçeli'nin diğer dengeleri hatırlayın. Bütün bunları bir yere koyun. Aslında Türkiye siyaseti çok da değişmiyor. Bugün değişen şey şu, bir tek parti, tek adam rejimi inşa edildi. Ama bu tam oturdu mu, oturmadı mı bunu tartışabiliriz. Ama büyük oranda tek adam rejimi bir yere geldi. AK Parti'nin içindeki dengelerin de bugünün Türkiye'sinde kendi içinde bir kırılma yaşaması çok büyük bir dönüşüm sebep olur mu? Yoksa sonrasında Erdoğan sonrasında Türkiye'nin yeniden iktidarını bunun içinden kopan kitleler ya da buradaki siyasal isimler belirler mi sorusunun cevabı bana göre hayır. Tarihin o çöplüğüne, geri dönüşüm kutusuna olduğu gibi komple gidebilecek bir siyasal tabloyla karşı karşıyayız AKP açısından. Yani evet. Parti içinde birbirlerini yıpratırlar. Bu geçiş süreçlerinde seçim takvimleri olur, başka şeyler olur, başka itiraflar, başka ayrılıklar, başka ifşalar gelir ki buna müsait bir yapıdır burası. Çünkü siyasal güç bağıyla birbirlerine bağlıdırlar. Yani o dava dediğiniz ya da bir felsefenin etrafında toplanıp o felsefeyle yol alma, yol arkadaşlığı değildir buradaki. Ama onlar bu çok rahat, tam böyle tersini söylüyorlar. Güç. Senin söylediğinin tam tersini. Yani bir dava ya işte uğruna biz hareket ediyoruz diyorlar. Ya bakın biz şunu kabul ediyoruz. Yani bir, AKP'lileri dindar kabul ediyoruz. İki, bunların bir işte din anlamında söylediğimizde İslami kriterlerle din anlamındaki görüşlerini realize ettiklerini düşünüyoruz. Ama gerçeklik böyle değil. Orada bir dindarlık, orada bir İslam üzerine çalışılmış, felsefik olarak şeyler yapılmış, çalışmalar yapılmış ve buradan da çıkarılmış bir siyasal İslam düşüncesiyle ülkeyi dönüştürme, ülkeyi başka bir yere götürmek gibi bir hayal, bir ideal yok. Bunu kabul edince, bunun varlığını kabul edince siz bütün bunun üzerine karşı argümanlar ya da değerlendirmeler yapıyorsunuz. AKP seçmeninin bugünkü CHP
İyi Parti vesaire seçmenlerden hiçbir fark yok. Çekirdek kadrosunu çok cüzi bir miktarda tutabilirsiniz. Yani bunun dışında tutabilirsiniz ama genel olarak baktığınızda diğer seçmen kitlesinden hiçbir fark yok. Onları bugün bir arada tutan tek gerçek bana göre siyasal iktidarın nimetlerinden istifade etmeleri ya da istifade etme potansiyellerinin olması. Oradan kopanlar açısından da, yani bugün kopanlar açısından da bana göre en temel dinamik, yani orada böyle bazı şeyler açıklamakta yavaş yavaş yol almaları, o şerrinden emin olma kaygısı var. Dolayısıyla karşımızda böyle bir AKP tablosu var ve bu AKP tablosu Erdoğan'ın bugün gündem belirleme yetisini kaybettiği anda çiğ yavrusu gibi doğrusunu siz daha şey ifade ederseniz çiğ yavrusu gibi dağılacaklarının göstergesi. Zaten siyaset de böyle bir şey, yani ülkede güç iktidar dengeleri de böyle bir şey. Peki ve bu noktada bir yorgunluk yaşandı, bir değişim sürecine geliyor. Erdoğan'ın da bu topu çevirme şansı bana göre çok düştü. Burada ben sadece Erdoğan'ın sağlığı derken bizim fiziksel olarak gördüğümüz sağlıktan bahsetmiyorum. Ben eminim bugün sarayda Erdoğan'ın danışmanları kan ter içinde kalıyorlar. Büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bunu Erdoğan'ın o gitgelleri ve eskisi gibi olayı koordine edememe sıkıntısının ötesinde kendi ikballeri açısından büyük bir tedirginlik yaşıyorlar ve bu geçiş sürecini nasıl hasarsız atlatırız, kendimizi nasıl bir koruma mekanizmasıyla bir yerlere çekebilirizin telaşı içindeler gibi geliyor bana. Çünkü buradaki mesele sadece fiziksel olarak bizim gördüğümüz sağlık meselesinin ötesine geçmiş bir kontrol kaybı söz konusu. Bununla ilgili hani herkes farklı spekülasyonlar yapabilir, farklı şeyler söyleyebilir. Ama ben spekülasyonların ötesine geçiyorum. Sadece Erdoğan'ın gündem belirleme yetisine ve yetkisine bakarak, daha önceki örnekleriyle kıyaslayarak, hani yürüyüşünü falan kıyaslıyoruz ya, yürüyüşünü falan kıyaslamamak lazım. Yani çünkü yürüyüşü kıyasladığınız zaman daha farklı. Yani biraz uzattım ama bu perspektiften bakınca bugün önümüzde çok farklı bir durum var ve tek parti iktidarıyla, devletin imkanlarıyla, ülkenin esaret altında görüntüsünden çıkabilme şansı sanki biraz var gibi. Ama doğru hamlelerle, doğru yaklaşımlarla, mesela geçen günkü o Twitter'da, sosyal medyada açılan başlık ve sonrasında yaşananlar bence can suyu. Neydi? Bu iktidara, bu rejime. Yani işte ölmüş başlığı açarak yapılan şey bence bu anlamda Erdoğan'a altın bir pas vermenin ötesinde hiçbir şey değildi. Biz şimdi neye razı olduk? Erdoğan'ın ölmeme meselesine. Halbuki Türkiye'de konuşulması gereken ve gündemin özellikle ortaya çıkarılması gereken şey şu: koca bir ülke, Erdoğan var ve Erdoğan kontrolü kaybetmiş durumda. Ve ülkede birilerinin çıkıp şunu demesi lazım: halkı, kitleyi, toplumu bu konuda ikna eden söylemlerin, siyasal söylemlerin öne çıkarılması lazım. Demesi lazım ki yani korkmayın, endişe etmeyin. Bu kontrolsüzse Türkiye'de şu dengeler ya da şu politikalarla ülkenin yeniden kontrollü bir sürece girmesi mümkün denebilmesi lazım. Ama bu yeterince söylenmiyor. Biz biraz o sosyal mecralarda biraz da eğlenerek, biraz da bazı duygularını insanlar tatmin ederek yol alıyorlar. Yani tabii ki hani bunun da bir şeyi var. Yani ben külli böyle eleştirerek şey yapmak istemiyorum. Bu diğer taraftaki esas ana boşluğu doldurmak gerekiyor. Yani. Peki. Evet, eleştirelim. Sabahtan akşama kadar ben buradan sayabilirim. Türkiye'nin siz de anlatırsınız, hepimiz anlatırız. Ama diğer taraftan da muhalefetin ya da iktidara talip olan kitlelerin yapabileceklerini, potansiyellerini öne çıkarmak gerekiyor. Peki. Hatırlayın, 2002 öncesine Erdoğan'ın bir alternatif olarak nasıl Türkiye gündemine sokulduğunu. O zaman da bilinmiyor muydu Erdoğan'ın Büyükşehir Belediyesi'ndeki yaklaşımlarıyla? Pek çoğumuz biliyorduk. Birçoğumuz bundan haberdardık yani. Ama ülkede böyle bir algı oluştu ve siyasal imaj operasyonlarıyla yol aldı. Bugün baktığınızda yine siyasal imaj operasyonlarına yenilmek yerine gerçekçi politikalarla yol almak gerekiyor. Peki, devam edeceğiz. Ama...
Bedettin Bey, devam edeceğiz. Arkadaşlar, bu konuda fikrini beyan etmek isteyenler kimlerse buyurun. Erdoğan sonrası kaos mu olur yoksa huzur mu gelir ülkeye? Sorumuz bu. Buyurun. Ben bir söz almak istiyorum. Burada. Buyur Murat Bey. Biraz toparlayabilirsem, biraz çünkü ben Türk siyasetinin çok karmaşık bir yapıda ilerlediğini düşünüyorum. Özellikle bu yeni dönemde. Eski siyasetçiler üzerinden baktığınızda belki Bedrettin Bey'in söyledikleri çok değerli. Ama yeni dönemde ve özellikle de 15 Temmuz sonrasında Türk siyaseti hakkında net şeyler söylemek çok çok zor olduğunu düşünüyorum. Baştan bu şeyi söyleyeyim, bir. İki, şimdi parti parti ele almaya çalışacağım ben. Ve bu çerçevede de partiler üzerinden nasıl bir Türkiye projeksiyonu sunmuyor, onu dile getirmeye çalışacağım dilimin yettiği kadar. Şimdi bir kere baştan şunu söyleyeyim AKP ile ilgili. Erdoğan bence İstanbul'dan Ankara'ya, Kaçaksaray'a döndüğünde orada 6 tane gazeteci görünümlü doktor kişiye verdiği röportajda, yaklaşık 7 dakikalık röportajda, bence başkanlığı fiziken değil ama mental olarak bitirmiştir. Türkiye'nin o 7 dakikada 19 yıllık kendi iktidar dönemini özetini yaparak kendi mental olarak bu işi bitirmiştir, bu bir. Neden? Bu defteri yani böyle bir özet yapması kendini çünkü, bitirmek olarak neden böyle yorumlansın? Çünkü artık sağlığıyla ilgili bence net şeyleri duymuş olabilir. İşte bazı gerçekler kendisine söylenmiş olabilir. Bence fiziken değil ama mental olarak bu işi, bu defteri kapattı. Şimdi aslında bizim bu başlığı açmamız, böyle bir programı yapmamız çok doğru bir yaklaşım. Bundan sonra ne olabilir, ne olması gerekir üzerinden. Ben de şimdi tam bu eşikten sonra bunları söyleyeceğim. Şimdi AKP'yi ele alalım. AKP geçen hafta da, hafta içi biraz konuşmuştuk. Üç parçalı bir yapıdan oluşuyor. Soylu, Numan ve Fuat Oktay bağlamında. Bu tam siyasal İslamcılar aslında tam burada Numan Kurtulmuş etrafında toplanacak diye düşünüyorum ben. Ensar, Türgev, TÜGVA, işte bütün o İslamcı ekip, yani İslamcı damar Numan üzerinden ilerleyecek diye düşünüyorum. Biraz daha milliyetçi ekip, milliyetçi kadro Süleyman Soylu üzerinden ilerleyecek. Ve biraz işte bu derin devletçi AKP içerisinde işte yaklaşık 10-15 yıldır kümelenen yapı da Fuat Oktay üzerinden ilerleyecek diye düşünüyorum. Ama ve lakin benim fikrim bu üçüne de yar olmayacak o parti. Plan bence şu, %30'luk AKP seçmen kitlesini asla ve kata dağıtmak istemiyorlar. Yani o kitleyi sabit tutarak onu eşit bir şekilde partilere, diğer partilere, o partiye, bu partiye falan götürmek istemiyorlar. O kitleyi sabit tutmak istiyorlar ve ekonomik krizin de olmamasının ana nedeni bu bana göre. Eğer istense Türkiye'de bir ekonomik krizde 2 hafta içerisinde bu işi bitirebilirler. Ama ben ekonomik kriz odakları bağlamında ülkenin zinde tutulduğunu, hala böyle bir krizi yaşatmadığımızı, yaşatmak istemediklerini düşünüyorum. Şimdi bu AKP ile ilgili zaman zaman yine buraya gönderme yapacağım. Şimdi en karmaşık ilişkiler bence CHP'de devam ediyor. Neden CHP'de devam ediyor? Geçen hafta siz de biliyorsunuz banttan verdiniz. Biz de zaman zaman dile getiriyoruz bunu çeşitli yerlerde yaptığımız konuşmalarda. Dursun Çiçek'in yaptığı bir açıklama vardı hatırlıyorsanız. Tezkere evet. Konusuyla alakalı olarak Habertürk'te biz yaptı. Müdahale edecektik. Eğer isteseydik, gerekli görseydik biz müdahale ederdik ve onu evete çevirirdik şeklinde bir açıklaması vardı. Bakın ses 3 Kasım'da geldi. Kılıçdaroğlu meclise yaptığı grup toplantısında Yozgat'ta muhtarlar ve STK buluşmaları yine 3 Kasım'da yaptı. Orada yaptığı konuşmada ses geldi. Bakın Kılıçdaroğlu ne dedi? Okuyorum. Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler. Söz veriyorum, söz dedi Kılıçdaroğlu. Şimdi tezkereye evet hayır oyu vermeyle HDP'nin yanına itilen
Kemal Kılıçdaroğlu 3-4 günlük ani bir manevrayla buradan partisi hakkında ve kendisi hakkında oluşan bu algıyı bu şekilde izale etmeye çalıştı, çalışıyor. Şimdi ama bunu mesela İstanbul'da anlatmak ya da İstanbul'da seslendirmek yerine neden Yozgat'ı seçmiş olabilir? Yozgat'ın milliyetçi kimliğinden yararlanarak PKK'ya müdahaleyi söyleyip onlardan oy almak için bunu yapmış olabilir mi? O da var, o da var ama önemli değil. Bugün iletişim çağında yaşıyoruz. Lafın nerede söylendiği %20 oranında etkili olabilir ama %80 itibariyle lafın nerede söylendiğini insanlar çok dikkat etmiyor. Şimdi ben bunu çok stratejik olarak değerlendiriyorum. Bakın buradan HDP ile hani geçen haftalarda konuşmuştuk. Eğer olası bir seçimde HDP'nin CHP'li başkana oy verebileceği ile alakalı. Bence bu strateji yanlıştı. Bu yorumlarımız ben de yaptıysam bana göre yanlıştı. Çünkü Mithat Sancar o da meclise yaptığı konuşmada CHP'ye cevap verdi. Dedi ki bu bir acizliktir dedi. Bu muhalefetin acizliğidir dedi. Şimdi bunu HDP neden söyledi? Bu hafta yine başka bir gelişme oldu. Çok özür dilerim biraz uzatacağım ama bunlar çok önemli. Özellikle CHP HDP arasındaki ilişkiyi görme ve kurma anlama bağlamında. Duran Kalkan bir açıklama yaptı biliyorsunuz PKK yöneticisi. Dedi ki AKP ile yeniden barış görüşmelerine yeşil ışık yaktı. Bu şeyde yaptığı bu açıklamada. Şimdi küçük zayıf da olsa küçük bir ihtimal var dedi yaptığı açıklamada. Ve bunun birinci şartı olarak da AKP'nin yanından MHP'yi def etmesini öne sürdü. Şimdi benim anladığım kadarıyla belki HDP yeni bir barış görüşmesi teklifiyle AKP'ye gidebilir. Bunu yapabilir çünkü Duran Kalkan bunu kendisi yaptığı açıklamada ifade etti. Çok zayıf da olsa böyle bir ihtimal var. Bakın şimdi ne oldu? Şimdi AKP burada eli güçlü olarak çıkıyor arkadaşlar. Bunu görmemiz lazım. Şimdi CHP'nin tezkereye hayır oyu vermesi çeşitli mahfillerde Dursun Çiçek örneğinde gördüğümüz gibi sistemin her zaman için çok iyi bir tuğlu olan, aracı olan CHP'yi yeniden 3-4 gün içerisinde aynı çizgiye çekebiliyor. Bunlara bir de Mehmet Eymür'ün hafta içerisinde Halk TV'de yaptığı açıklamaları da eklediğimizde mükemmel bir kompost ortaya çıkıyor. Şimdi orada devletin Uğur Mumcu suikastıyla özellikle Sedat Peker'in dile getirdiği, Mehmet Ağar üzerinden dile getirdiği ve devletin Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili olarak üzerinde devlet yetkililerin üzerinde bulunan o töhmeti Mehmet Eymür üzerinden atmaya çalışmaları, bakın burası çok dikkat çekici, Mehmet Eymür üzerinden atmaya çalışması yeniden o Ergenekoncu yapının CHP üzerinden iktidarı yürüyüşünün ayak sesleri olarak değerlendiriyorum ben. Kılıçdaroğlu buna bir kez daha dikkat etmesi lazım geldiğini de buradan dile getiriyorum.